Geçen hafta Bakteriya Krallığı'na biraz baktık. Bakteriya ya da Bakteriya dediğimiz bölge neresi? Afganistan Belk bölgesi değil mi? Belk şehri ve etrafı. Amacımız neydi? Kabaca İpek Yolları denilen şey şekillendikten sonra Doğu Batı Kuzey Güney arasında ticaretin arttığı, bozkırların iki tarafının artık birbirini tanımaya başladığı idi. Tabii ticaret aynı zamanda sadece meta değişimi değil, aynı zamanda fikir değişimi, dil değişimi, din değişimi, kültür değişimi, sanatsal değişimler değil mi? Bu alışverişlerin hepsini bir arada düşünmemiz gerekir. İlginç olan şey tabii Büyük İskender gibi dünya fatihi diye tanınan bir adamın yüzünü doğuya dönmesi, batıya değil, değil mi? Sasaniler üzerinden Hindistan'a gitmesi, ömrü vefa etse Çin'e sefer düzenlemeyi düşünmesi aslında bize bu klasik çağlarda ki Helenistik denen bunun bir parçasıdır. Aslında bildiğimiz haliyle o eski dünyanın merkezinin Avrasya olduğunu bize gösteriyor. Çoğu değiş tokuş Avrasya etrafında. Dolayısıyla bizim İpek Yolları dediğimiz şey aslında bu Avrasya içerisindeki etkileşimi anlamamızı sağlayan bir metafordan ibaret, bir mecaz. Yoksa böyle derli toplu bir İpek Yolu bulmak diye bir şey söz konusu değil. Bunun farklı safhalarına değinmeye başlamıştık. Farklı yönlerini görelim istemiştik. Dolayısıyla İskender'in ölümünden sonra generalleri tarafından yaratılan imparatorluklardan Selefkos İmparatorluğu'na özel bir önem atfetmiştik. Çünkü Grekt Bakteriya Krallığı'nı kuran Selefkos İmparatorluğu'nun içinden ayrılan bir kısım. Bu çok ilginç bir şey. Çünkü haritada gördüğümüz üzere aslında İpek Yolları'nın batı kısmına Selefkos İmparatorluğu hakim. Ve bu imparatorluk tabii halkının çoğu İrani kökenli insanlar olduğundan dolayı İskender'in o büyük hayali olan o kozmopolit imparatorluğu yaratmak, aristokrasinin birbiriyle evlenmesi yoluyla ortak bir yaratmak, kültür yaratmak hayaline sahip çıkıyorlar. Dolayısıyla bizzat İskender zaten yendiği kralların akrabalarıyla evlenmek suretiyle ve generallerini bu tarz evlilikler yapmaya zorlamak suretiyle aslında bu hayalini gerçekleştirmek istiyordu. İşte bundan dolayı Helenizm dediğimiz şeyin Helenistik çağın doğduğunu görüyoruz. Bunun Helenizm kavramıyla karıştırılmaması gerekir. Yani antik Yunan kültürü olarak Helenler, Elas dediğimiz bölge. Bu ayrı bir şey. Ama bu kültürün doğudaki yansımalarını biraz ya da Akdeniz'deki yayılmasını anlatmak için Helenistik diyoruz. Helenistik çağ. İşte bu Büyük İskender'in büyük rüyasının somutlaşmış hali olarak görülebilir. Dolayısıyla bir anda artık bu bölgelerde yani İpek Yolları'nın batı kısımlarında Grekçenin önem kazanan bir dil olduğunu, Grek kültlerinin, dinlerinin artık bu bölgelere girdiğini görmekteyiz. Ve geçen hafta sanıyorum bu yansılarla bitirmiştik diye hatırlıyorum. Bu tarz sanat eserlerindeki eklektizm, yani farklı şeylerden alarak birleştirmek, hatta senkretizm dahi diyebiliriz, izlerini arkeolojik kazılarda görebiliyoruz diye bağlamıştık. Tabii modern bakış açısından bugün kimse Afganistan bölgesinde böyle bir şeylerin toprak altından çıkacağını beklemeyeceği için özellikle Taliban hareketi başladığında ve buradaki Budist heykelleri saldırıldığında böyle dünya kamuoyunun ilgisi tekrar Afganistan'a, Belk bölgesine yönelmişti. Çünkü burada yüzlerce mağara var ve bu mağaraların bir kısmı da zamanında tapınak olarak, Budist tapınağı olarak kullanılmış idi. Dolayısıyla böyle 2000'lerin başlarından itibaren Afganistan bir daha böyle bir önem kazanınca İpek Yollarına yeniden bir bakılması ihtiyacı doğdu. Ve zaten literatüre bakarsanız da şöyle kabaca bir Amazon'da tarama yapsanız mesela İngilizce kitaplarda genelde İpek Yolları üzerine kitapların bu tarihlerde basılmaya başladığını görüyorsunuz. Yani böyle bir siyaset-tarih ilişkisinin de farkında olmamız lazım. Bundan dolayı dersin ilk başında yani ilk haftada biz konuya İpek Yollarını böyle bir mecaz olarak kullanacağımızı söyleyerek başlayıp farklı ideolojik nedenler üzerinde durmuştuk. Çin'in kendisini işte yeni bir süper güç olarak görmesi, bu da İpek Yollarına dayandırması gibi meselelerden bahsetmiştik. Dolayısıyla hala bize hakim olan imaj aslında İpek Yollarında halkların bir arada kardeşçe yaşadığı bir barış yolu olduğu gibi şeylerdir. Ama aslında onun her zaman geçerli olmadığını da belirtmiştik.
Şimdi bu Great Bactria İmparatorluğu'nun, krallığının pardon, yıkılmasından sonra bunların yerine Kuşan İmparatorluğu'nun kurulduğunu görüyoruz. Bu tabi çok ilginç bir imparatorluk çünkü oynadığı rol çok büyük. Diğer yandan hakkındaki bilgilerimiz aslında son derece az. Hatırlarsanız sembolik olarak Çin'i birleştiren kral öldüğünde yeni bir hanedanın kurulduğundan bahsetmiştik. Yani Shonlu dediğimiz Hun İmparatorluğu'nun kuruluşu ile Çin'in birleşmesi aşağı yukarı M.Ö. 220'lerde meydana gelmiş idi. Birbirine tepki olarak aslında kurulmuş gibi duruyorlar merkezileştirme politikaya baktığımızda. Ve ilk imparatordan sonra yeni bir hanedan kuruldu. Han dediğimiz Çin hanedanı. Şimdi Han çağında Çin'in İpek yolunu keşfettiğine dair bir algımız vardır. Bunun nedeni de ilk defa Han İmparatoru'nun Jiang Qian adında bir küçük bürokratı diplomatik görüşmeler yapmak üzere Hindistan taraflarına göndermesi. Aslında amacı bu adamı Hindistan'a göndermek değil. Sadece daha önce bahsettiğimiz gibi Tarım Vadisi'nin Hint-Avrupa kökenli halkı Yueji diye geçer Çin kaynaklarında. Bu halkın Hun dediğimiz Shonlularla düşman olduğunu bilmektedirler. Ve artık Shonlulara daha fazla vergi vermemek için İmparator Wudi adlı imparator savaş kararı alır. 60 yıllık barıştan sonra. Savaşta da tabii ki Metehan'a karşı, Metehan'ın kurduğu imparatorluğa karşı bir müttefik olarak Yueji halkını yanında görmek ister. Çünkü Hunlar Yueji halkını katletmişler. Kalanlar da Tarım Vadisi'nden kaçmışlardır. Dolayısıyla onların bu savaş projesiyle ilgileneceğini düşünürler. Sonuç ki bunların nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bunlar Hint-Avrupa kökenli demiştik. Hatırlarsanız tarım mumyalarına bakmıştık. Ama göçebeler. Pastoral nomad dediğimiz bir yaşam tarzına sahipler. Dolayısıyla bu işe kimse gönüllü olmak istemez. Çünkü bilinmeyen bir coğrafyaya kimse girip de dilini bile bilmediği insanları peşinden koşmak istemiyor. Ayrıca da artık düşman coğrafyadan geçmesi gerekecek. Böyle olunca sadece bu Jiang Qian denilen macera perest olduğu anlaşılan bir Çin bürokratı bu vazifeye gönüllü olur. Tabi bütün bir misyonun tamamlaması 13 yıl alacaktır. Çünkü ilk 10 yıl tarım havzasında Shonlulara esir düşer. 10 yıl boyunca esaret hayatı yaşar. Kaçmayı başarır. Ve Yuecilerin peşinden gide gide onların Kuzey Afganistan'da Belh bölgesinde, Bakterya bölgesinde bir krallık kurduklarını fark eder. Yueciler hiçbir şekilde ittifak düşüncesine yanaşmazlar. Çünkü artık kendi imparatorlukları vardır ve tarım vadisine geri dönmeyi de düşünmemektedirler. Dolayısıyla adam geri döner. Geri dönerken gene esir düşer. Evlenir bir nomad kadınla, Shonlu kadınla. Bir yıl sonra da, birkaç yıl sonra da çocuğunu ve karısını alıp tekrar Çin'e kaçar. Şimdi bu sembolik olarak Çin'in batı bölgeler dediği, kendi oryantasyonuna göre batı bölgeler dediği işte Fergana Havzası, Tarım Havzası ondan öncesi hali gelecek olursak değil mi? Tarım Havzası, Tanrı Dağları, Fergana Havzası ve Kuzey Hindistan'ı sembolik olarak keşfettiği yıllar diye biliniyor. Çin'in Orta Asya'yı keşfi de diyebiliriz. Onlar buralara batı bölgeleri diyor. Şimdi bu niye önemli derseniz bir kere daha önceki haritalarda göstermiştim Gansu koridoru dediğimiz. Yani Çin'den burada görebiliyor muyuz? Bakalım. Tarım havzasını burada görüyorsunuz. Bugünkü Sincan bölgesi diyebiliriz. Çin'i tarım havzasına bağlayan şu koridor. Aşağı yukarı 900 kilometrelik bir koridordur. Bu koridorla beraber tarım havzasına varır. Taklamakan çölünün güneyinden ya da kuzeyinden Vaha şehirlerine, bugün altı şehir dediğimiz şehirleri, mesela Kaşgar, Taşkent gibi şehirleri geçerek Afganistan bölgesine varırsınız. Şimdi bu yollar bu şekilde keşfedilmiş oluyor Çin tarafından. Yani böyle bir koridor olduğu, buralara gidilebildiği. Bu niye önemli? Çünkü Çin özellikle göçebe halkları bir parazit gibi görüyordu. Göçebeler Çin'i yağmalıyorlar, bu şekilde ayakta kalıyorlar gibi. Fakat aslında tarım vadisine gittiklerini gördüler ki burada büyük şehirler var, tarım var. Ve göçebeler aslında tarım ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Ve bundan dolayı Çin'e saldırdıkları zaman buğday, arpa gibi şeyler yağmalamıyorlar. İnsan kaçırıyorlar mesela işte. Tekstil ürünleri kaçırıyorlar. İpek kaçırıyorlar. Merhabalar. Kayıtta mıyız bu arada? Ben bilmiyorum. Anlatıyorum ama. Evet hocam. Ha tamam. Sağ olun. Ve bu bir soru işaretine dönüşmüştü. Bunlar niye buğday yağmalamıyor filan diye. Uzun süre tarihçiler bunu tartışmışlardı. Ortaya çıktı ki Çinlilerin o zaman keşfettiği gibi modern tarihçiler de 1930'larda fark ettiler ki göçebelerin Çin'e bu hayatta kalmak için yağmalamaya ihtiyaçları yok. Parazit gibi değiller. Ama hala aslında yerleşik medeniyetlerin göçebelere bakış açısı budur. Yani Herodot okursanız da
İskitlere öyle anlatır. Bunlar parazit işte, yerleşik toplumlar köylüleri yağmalıyorlar filan diye. Çinliler de öyle anlatırlar. Çinlilerin Herodotu denilen Sima Chen önemli tarihçi. Göktürkler Hunlar hakkında hemen hemen her bildiğimiz bilgi aslında Sima Chen'in tarihinden geliyor. Bir Çinli yazmıştır Hunların tarihini. Dolayısıyla biz Çonlu dediğimiz, Hun dediğimiz insanların ne dil konuştuğunu bile bilmiyoruz. Kendi kayıtları yok. Çinli tarihçi Sima Chen üzerinden öğreniyoruz bunu ve Herodot'la çağdaştır. Yani bu ikisinin karşılaştırması bize müthiş bir zenginlik sunuyor. Bozkırların doğusunda ve batısında iki kadim yerleşik medeniyet kendi göçebelerine nasıl bakar ve ne kadar ortak baktıklarını görüyoruz aslında. Halbuki gerçekte göçebelerin bakış açısından hiç böyle bir şey yok. Kendini parazit gibi tabii görmüyorlar. Zaten hayatta kalmak için bunlara ihtiyaçları yok. Şimdi dolayısıyla Elçi Can Chia'nın bu yolculuğu Çin açısından çok öğretici oldu. Bir kere bu Gansu koridorunu keşfettiler. Böylece savaş boyunca devamlı tarım vadisine ordular gönderilebildi. Bu önemli bir şeydir. Zaten sarıyla işaretli olması size Hun ve Çin arasındaki savaş esnasında Han Hanedanı'nın aslında tarım vadisini ele geçirip Hunları kuzeye doğru ittiklerini gösteriyor. Yani sarı bölgeler bu dönemde Çin yönetiminde. Bu niye önemli? Çünkü Çin buraya kalıcı olarak yerleşeceği vakit 1760'lardan sonra ki günümüze kadar sürmüştür. Bu geçmişe müracaat ediyor. Biz zaten oradaydık. Biz yeni gelmedik. Buralara biz yeni gelmiş değiliz. Biz her zaman buradaydık demenin bir yolu haline geliyor. Dolayısıyla sonra mesela bu elçinin yaptığı gözlemler, Hindistan'da ipek görmesi, Çin ipeği görmesi mesela onun kafasını son derece karıştırmıştır. Çin porselenlerinin Hindistan'da görülmesi. Çünkü o dönem çözemeyeceklerdir ama aslında Çin'in güneyinden Hindistan'a deniz ticaret yolları oturmuştur. Düşünün ki imparator bile farkında değil. Yani Çin mallarının deniz yoluyla Hindistan'a gidip yolunu ta Belh bölgesine kadar, Afganistan'a kadar bulduğunun Çinliler farkında bile değiller. Dolayısıyla bu böyle esrarengiz bir şey onlar için. Bu şey önemli. Çin açısından Elçi Can Chia'nın hikayesi önemli. O yüzden bunun üzerinde durdum. Savaşlar esnasında, 60 yıllık barıştan sonra savaş çıktığında bu savaşlar esnasında sarı bölgeyi gördüğünüz gibi Çin aslında işgal etmişti. Bu iki taraf için çok yıkıcı bir savaş, çok yorucu bir savaş. Bu savaşlar esnasında ne oluyor derseniz Çin'in en temel ihtiyacı göçebelerle ilişkisinde at. Bundan biraz bahsetmiştik atın evcilleştirilmesi meselesinde. Çin at yetiştirebilen bir iklim değil. Atçılık diye bir kültür yok. Dolayısıyla mesela Sima Chen bahsettiğim tarihçiyi okursanız mesela Çin imparatorlarının işte at aldıkları ve atçılık öğrendikleri, düşman gibi giyinmeye ve düşman gibi savaşmaya başladıklarından bahseder. Burada kastettiği şey at binmek için malum pantolon tarzı şeyler giymek gerekir. Geleneksel tünik dediğimiz etek tarzı şeylerle ata binilmez. Bizim şalvar aslında göçebe kültürde diye tabir ettiğimiz kadın erkek bunu giyer yani göçebe kültürde. Başka türlü ata binilemez. Şimdi Çinlilerin pantolonu öğrenmesi meselesi mesela. Göçebelerden gelen bir şey. Atçılıkla beraber demek ki koca bir kültür geliyor. Avrasya tipi okçuluğu öğrenmeleri yani kısa yaylar, kısa ve kıvrık yaylar kullanmaya başlamaları. Gene bu savaşlar esnasında Avrasya'dan aldıkları şeyler. Şimdi at yetiştirilemediği için devamlı Orta Asya'dan at almaları gerekiyor ve Fergana'nın atları meşhur. Çünkü bunlar o bölgeye özel şeylerle beslendikleri için daha uzun boylu ve daha yüksek ve daha yapılı atlar. Bunlara Çince'de kanterleyen atlar deniyor Fergana atları. Çünkü bir parazit, deri paraziti terlerinin böyle kırmızı çıkmasına neden oluyor. Çinlilerin gözünde bu böyle, bu atların böyle cennetsel, semavi filan olabileceği izlenim doğurduğu için ve de en nihayetinde göçebelerin getirip sınır şehirlerinde Çinlilere sattığı bu atların kaynağını da bilmedikleri için böyle at etrafında bir efsaneler doğmuştu. Dolayısıyla Han İmparatoru Wudi'nin mezarında gördüğümüz bu kudretli at heykelinin sembolize ettiği olay Çin'in düşman kültürü fethettiği noktasında bizim açımızdan ilginç. Böyle bir algı oluşuyor. Çünkü nihayet General Li Guangli'nin Fergana seferi sonrasında bu atların aslında Fergana'da yetiştiği anlaşılıyor ve oradan kimi kaynağa göre 30, kimi kaynağa göre 3000 kadar at
bir haraç olarak Fergana'dan Çin'e geri getiriliyor. Bu da yabancı iklimler, yiyecekler, içecekler, farklı işte yöntemler üzerinde Çin'in bilgi edinmesini sembolize eden bir hikaye olarak anlatıla gelmektedir. Başka ne oluyor? İpek yolu dememizin nedeni olan işte o ipek ticaretinin başat meta haline gelmesi. Yine bu savaşlar esnasında. Mesela burada Çin garnizonlar kurduğu zaman geri çekildiklerinde yolları kontrol etmek amacıyla Vaha şehirlerin etrafında garnizonlar kurduğu vakit bunlar tabi tahtadan kaleler gibi düşünmelisiniz. Çöl iklimi haliyle nem yok. Dolayısıyla tahta materyal, bambu üzerine yazma geleneğine belki biliyorsunuzdur Çin kültüründe. Bunlar arkeolojik hasarda çıkıyor. Bozulmadan kalmış. Üzerlerindeki yazıları okuyunca mesela bu uzak garnizonlardaki Çin askerlerine bile maaşlarının aslında ham ipek olarak ödendiğini görüyoruz. Ham ipek. Bu giyilebilecek bir şey değil aslında. Ham ipeği ne yapar askerler? Balya balya. Ham ipekler. Bunu işte para gibi kullanıyorlar. Göçebelere verip karşılığında ne ihtiyaçları varsa göçebelerden bunları alabiliyorlar. Yani ipeğin demek ki çok farklı kullanımlarının da ilk defa gündeme gelmesi bu zamanla beraberdir. Roma tarafına baktığımızda mesela bu dönemde ipekçilik yok. Ama belli bir tarihten sonra ham ipek işleme teknolojisini biliyorlar. Hindistan aynı şekilde, Kuzey Hindistan. İpekçilik yok belli bir tarihe kadar. İpek yetiştiremiyorlar. Bir muamma zaten ipeğin nasıl yetiştirilebildiği. Marco Polo okursanız mesela çok ilginçtir yani onun gözlemleri. Bilmiyorlar yani ipeğin nasıl yetiştirildiği, ne olduğunu anlamıyorlar. Çünkü çok farklı bir ipliktir ipek. Onun belki de şeyine de biraz değinebiliriz vaktimiz kalırsa. Niye anlaşılmasının güç olduğuna. Dolayısıyla ipek yetiştiriciliği, dutçuluk yani bunlar yok. Ama ham ipeği işlemeyi öğrendikleri için ham ipek ticareti hem bir meta olarak hem de değiş tokuş aracı olarak yani bir para olarak çok önem atfedilen bir şeye dönüşüyor. Bu heykel biraz size uzak olabilir. Ne görüyorsunuz orada derseniz. Ha burada yazmışım aslında. Bir yenilmiş bir Şonlu yani Hun İmparatoru gördüğünüz gibi Fergana atının işte altında ayakları altında eziliyor falan. Yani adamın mezar taşı olarak kendine seçtiği şey bu. Bu Şonlu ve Çin, Han Çin arasındaki savaşın aslında ne kadar sert geçtiğinin de bir göstergesi olarak düşünülebilir. Şimdi Zhang Xia'nın hikayesinden sonra Kuşan İmparatorluğu'na geri dönebiliriz. Çünkü hikayemiz oradan başlamıştı değil mi? Yüeceler artık dönmek istemiyorlar. Zaten çok çekindikleri de belli. Çünkü onları katleden, savaş sonrası katleden Şonlu İmparatoru'nun Herodot'ta da rastladığımız üzere bir göçebe geleneğini uyguladığını görüyoruz. Nedir bu? Yenilen boyun, beynin kafatasından işte şarap çanağı yapmak filan. İçine altı kaplatın filan. Adam bu hikayeyi bildiği için yani babasının başına gelen şey kendi başına gelmesin diye kesinlikle tekrar geri dönüp savaşmak istemiyor. Şimdi Çin kaynaklarına baktığımız zaman 5 adet Yüeci kabilesinin bu katliamlardan kurtulup batıya doğru kaçtıklarını görüyoruz. Zhang Xia sayesinde bunların Kuşan İmparatorluğunu kuran adamlar olduğunu da anlıyoruz. Niye Kuşan diyoruz? Çünkü Çince bu adamlara bu 5 kabilenin en güçlü olanına Gui Xuana deniyor. Gui Xuana. Bu Kuşan'a dönüşecektir. Latin dillerinde ve bizim Türkçemizde de. Çünkü bunların tarihinde sonuçta batıdan biz aslında Türkiye'de öğrenmiş idik. Dolayısıyla bu bir kabile konfederasyonu olduğu belli. Pastoral nomadik insanlar oldukları belli ve muhtemelen ilk derste gösterdiğimiz tarım vadisindeki o mumyalarla işte etnik kökenleri, genetik kökenleri ortak insanlar oldukları da anlaşılıyor. Gene Çin kaynaklarına göre 5 kabilenin 5 reisi Shihu diye anılıyor. Shihu. Bu da muhtemelen Yabgu kelimesinden bozulma olabilir denilmektedir. Yabgu biz daha çok Oğuz tarihinden bildiğimiz bir terimdir. Bir terimdir. Kabileli konfederasyonunun başındaki küçük kral gibi düşünülebilir. Orta Asya'nın kültürel ve ekonomik merkezi haline gelmesi bu Bakterya bölgesinin demek ki aslında Grek Bakterya Krallığı'yla başlayan bir şeydi. Helenistik etkilerin buraya gelmesi ve pek çok Yunan göçmeni, Makedon göçmeni tabii buraya gelmesi de önemli. Çünkü krallık yıkılınca onlar geri dönmüyorlar, orada kalıyorlar. Şimdi yeni bir halk kitlesi gelmiş. Daha önce indik diller konuşan zaten yerli insanlar buradalardı. Ve bir de Aryan
İrani kökenli insanlar değil mi? Bu, dolayısıyla kozmopolit bir şey var burada, şekillenme var. Ve şimdi bu yapının üzerine bir imparatorluğun doğduğunu görüyoruz. Özellikle İsa'da doğduğu dönemlerde Muson paterninin keşfedilmesi, yani hangi mevsimde hangi rüzgar eser ve bu rüzgarla nereden nereye gidilebilir, rüzgarlar ne zaman ters esmeye başlar, o zaman nasıl dönülebilir filan, bu tip genel şeylerin işte keşfi muhtemelen Hindistan ve şey arasında, Çin arasındaki deniz ticaretinde keşfedilmesini sağlayan şey gibiydi. Şimdi dolayısıyla Çin'in Avrasya bilgisinin artmasının en önemli nedeni yüyecilerin peşine düşmeleri denilebilir. Ve Çin'in artan ilgisi batı kesimde mesela Semerkant şehri etrafında şekillenen Sogut denilen İrani halkın rolüyle de ilişkilidir. Çünkü bunlar hem tüccar hem diplomat, dil bilgileri çok yüksek. Çağlar boyunca 8. yüzyılda yavaş yavaş Müslümanlaşana kadar Sogdiana, yani Mavera-ün-Nehir dediğimiz Sogdiana bölgesinin yerli halkı her yerdeydiler. Yani açıkçası Hazar ve Kore arasındaki bütün ticarette biz bu insanları görüyoruz. Dil bilmekteki maharetleri ve buna önem vermeleri bunun en önemli nedeni. Dolayısıyla mesela Göktürkler bile elçi olarak Bizans elçi gönderecekleri vakit mesela Sogut tüccarları kullanıyorlar. Dil bilgisi ve tüccar olmalarından da uzak mesafeli ticaret yaptıklarından dolayı farklı coğrafyalara, farklı kültürlere aşina olmaları açısından Sogutlar önemliydi. Dolayısıyla bu devirde aslında bu halkların da ön plana çıktığını görüyoruz. Ve tabii Kuşan gibi merkezi bir imparatorluğun ortaya çıkması ne demek? Bu imparatorluklar çağı dediğimiz dönem aslında. Yani Roma kurulu değil mi? Kuşan var. Efendime söyleyeyim. Persler var tabii ikisinin arasında. Başka kim var? Çin, Han Çin değil mi? Ve hala yukarıda aslında Şomlu İmparatorluğu. 400 yıldan fazla siyasi bilgilerini koruyabilmiş, istisnai bir şey bu tabii göçebe imparatorluklar için. Dev gibi bir imparatorluk. Yani bütün bir İpek yolu demek ki her taraftan imparatorluklar tarafından kuşatılmış bir şey. Şimdi imparatorluk olmasının avantajı nedir ticaret açısından derseniz, bir kere göçebe imparatorluklar ticareti teşvik eden imparatorluklardır. Yani Çin, Roma ticaret yok mudur? Vardır. Ama devlet ideolojisinde tüccar demek parazit demektir. Hiçbir şey üretmeyen, başkasının ürettiklerini satarak aşırı karla satmaya çalışan bir takım işte parazitik insanlar. Yani yüksek bir sosyal statüsü yoktur tüccarların. Sevilmezler. Göçebeler ise tam tersi. Bunu en iyi Moğol tarihinden tabii gene bilebiliyoruz. Göçebeler ticarete çok önem verirler. Çünkü göçebe yaşam tarzından bahsederken değindiğimi düşünüyorum geçen hafta. Göçebe yaşam tarzında zenginlik üretilemez. Bu bir hayatta kalma ekonomisi. Zenginliği dışarıdan almak zorundasınız. Ya ticaret ya savaş yoluyla, yağmur yoluyla. Dolayısıyla tüccarları Avrasya bozkırlarına gelmeye teşvik etmek bütün göçebe imparatorluklar için son derece önemli bir şeydir. O yüzden göçebe imparatorluklarında tüccarlar el üstünde tutulur. Marco Polo'nun hikayesi böyle bir şeydir. Onların eline verilen belgeyle, değil mi? Bizzat imparatorlar tarafından verilen belgeyle İpek yolu boyunca kimse onların kılına bile dokunamamıştır. Çünkü dokunurlarsa o eldeki belgeye binaen mensup oldukları bütün kabilenin katledileceği açık bir şekilde yazar. Böyle böyle pek çok hikaye var. Dolayısıyla çok temel bir saptama olarak göçebe imparatorluklarda tüccarın sosyal statüsünün çok yüksek olduğu, göçebe imparatorlukların uzak mesafeli ticaret yani lüks emtia ticaretine çok değer verdikleri söylenebilir. Dolayısıyla böyle göçebe kökenli bir imparatorluğun ortaya çıkması Kuşan'da, Kuşan adı altında çok çok önemli bir şeydir. Bu işte uzun mesafeli ticareti teşvik eden bir şey. İmparatorluk olunca başka ne oluyor? Yol güvenliği tabii. Yani değil mi? Uluslararası ticaret dediğimiz bugün uzak mesafeli ticareti siz güvenli kılmazsanız kimse gelemez. Dolayısıyla sadece tüccarlara böyle para vererek 1 liralık malına 10 lira vererek teşvik edemezsiniz. Bunu da yapıyorlar. Hatta Arap tarihlere göre mesela Cengiz Han'ın oğlu Ogedey imparator olduğunda Bozkır'ın ortasındaki Moğol şehrine tüccar çekebilmek için kokuşmuş balık getirene bile kese kese altın verdi. Böyle hayretler içerisinde yazılır kaynaklarda. Şimdi bir yandan bunu yapmak zorundasınız. Ama diğer yandan da yol güvenliğini sağlamak zorundasınız. İşte imparatorluklar çağında İpek yolunun böyle inkişaf etmesi bu meseleyle ilgilidir. Başka nedir? Güvenilir sikke, sikke standartı. Değil mi? Oradaki paranın buradaki karşılığı ne olacak? Bunların oturması.
tartı, ölçü birimlerinde iyi kötü bir standartizasyona gidilmesi. Değil mi? Öngörülebilirliği arttırmak yani ticarette en önemli şey. Adam malını götürdüğünde kaç liraya satabileceğini, bu mal için orada bir pazar olup olmadığını baştan görebilmeli. Değil mi? Başka türlü uzak mesafeli ticaret olamaz. O yüzden bu devirde Akdeniz olsun, Mezopotamya olsun, İran, Orta Asya, Çin olsun bütün bu coğrafyalarda merkezi imparatorlukların kurulması son derece önemlidir İpek yolunun inkişafı açısından. Hatta hikayeye göre M.Ö. 53'te bir muharebede İpek'ten yapılmış bir Pars sancağı, yani Pers İmparatorluğu ordusunun kullandığı bir sancak, İpek'ten yapılmış bir sancak, Roma'nın gördüğü ilk İpek imiş. Böyle anlatılır. M.Ö. 53. Güya daha öncesinde İpek Roma'da hiç görülmemiş. Dolayısıyla bu sancağın üzerindeki tuhaf tekstil veya her ne ise anlamlandıramadıkları için onların çok ilgisini çekmiş. Bu nasıl olabilir filan diye. Ve çok uzun sürede zaten bunun tekniği, arkasında yatan teknoloji, üretim teknolojisi anlaşılamıyor. Bir başka de işte artık Bozkır'ın doğusunda olan batısında da hissediliyor. Batısında olan doğusunda hissediliyor. Bozkır'dan neyi kastediyorduk? O gösterdiğim kuşağı hatırlarsanız, Kır kuşağı, neredeyse Mançurya'dan Kore bölgesinden ta Ukrayna'ya kadar değişmeyen bir iklim, değişmeyen bir bitki örtüsü. Değil mi? Ve burada temel mesele ne? Kırın içindeki insanın tüketemeyeceği bir enerji formunu, koyunu kullanmak suretiyle insanın tüketebileceği başka enerji formlarını dönüştürme teknolojisi. Göçebilik değil mi? İnsan çimen yiyemeyeceğine göre çimeni koyuna yedirtip koyun üzerinden bir şey yaratmak, bir medeniyet kurmak. Bunun böyle değişmez bir kuşak halinde binlerce kilometreye yayılması ve bu kuşağın hemen güneyinde de yerleşik imparatorlukların olması tabii İpek yolunun niye bu kadar böyle eklektik olduğunu da gösteriyor. Sadece Roma ve Çin arasında, iki yerleşik imparatorluk arasında bir ticaret değil, bir yandan da göçebeler ve yerleşikler arasında, kuzey, güney ve doğu batı arasında çok farklı metalların el değiştirdiği bir ticaret. Ve kurulan imparatorlukların bir kısmında bizzat göçebeler tarafından kurulması tabii bütün bir manzarayı değiştiriyor. Nedir bu manzara? İşte insanlar, ilkel insanlar işte nedir? Toplayıcıdır, avcıdır efendim. Sonra göçebe olurlar. Sonra tarıma geçip medeniyetleşirler filan diye bildiğimiz o genel evrimsel algının aslında doğru olmadığını bize gösteriyor. Çok uzun zamandır zaten biz bunu biliyoruz da popüler düzeyde hala bu dediğim şey hala geçerli. Yani Adam Smith mesela değil mi? Ulusların Zenginliği, Auguste Comte daha oralardan gelen böyle bir algı var. Bunun doğru olmadığını aslında anlatıyoruz. Yani bu eklektik düzenin göçebeler olmadan kurulmasının mümkün olamayacağı. Göçebeliğin de zaten yerleşik kültür içinden çıkan bir şey olduğu değil mi? Koyunun evcilleştirilmesi gerekiyor önce, atın evcilleştirilmesi gerekiyor. Ondan sonra ancak göçebe yaşam başlayabiliyor. Dolayısıyla o geleneksel medeniyet algımızın biraz böyle değişmesini de sağlayabilecek bir metafordur İpek yolu dediğimiz şey. Peki, artık Doğu ve Batı birbirinin farkında dedik. Şimdi bu Kuşan İmparatorluğu'nun kökenlerinden bahsettik. Çok kültürlü, kozmopolit bir imparatorluk ve buna çok değer veriyor. Göçebe imparatorluklarda bu da önemlidir. Bir yandan uzun mesafeli ticaretin desteklenmesi, diğer yandan da modern dilde kozmopolitanizm dediğimiz şey. Farklı dinden, farklı kültürden, farklı dilden insanları bir arada tutma. Ve insanları ne diyelim, niteliklerine göre değerlendirme. Toplulukları nedir? Mesela Sogutlar iyi tüccardır, biz bunları destekleyelim filan. İşte Budizm iyi bir dindir. Ticaret yollarında güzel böyle şey yapıyor bunlar. Ne diyelim, tapınaklar filan kuruyorlar. Destekleyelim çünkü tüccarlar da orada yatar kalkar, otel gibi kullanırlar filan. Onlar da orada dursun efendim. Kabilelere, göçebeleri destekleyelim. Bunlar da çünkü iyi asker filan. Yani böyle bir iş bölümü var kafalarında. Bu göçebe topluluklara çok özgü bir şey. Şonlu'da ne dedik? Tarım ve havzasında bir sürü şehir var. Halbuki biz göçebeleri kırda yaşayan insanlar gibi düşünürdük. Bu şehirlerde kim yaşıyor peki? Tarımı kim yapıyor? Yani göçebe ekonomi dediğimiz şey sadece koyun ve at üzerine dayanmıyor, onu demeye çalışıyorum. En erken tarihlerden bu yana aslında göçebelerde de ilkel de olsa tarım var. Yemelerine yetecek kadar yetiştiriyorlar. Kim yapar bunu? Kölelere yaptırırlar. O yüzden Çin'den devamlı adam kaçırılıyor. Kim yapar bunu? Kışın geride bıraktıkları yaşlılar yapar. Kadınlar yapar. Değil mi? Yani bunun yolları var. Arkeolojik kazılarda da bu çıkıyor. Dolayısıyla sadece koyun peşinde koşan insanlar gibi düşünmemek gerekir. Böyle olunca bu göçebe kültür zaten çok kültürlüğe yatkın bir şey. Ekonomisi çünkü çok parçalı.
Halklar çok parçalı. İşte Tarın Vadisi dedik, batısında Hint Avrupa dilleri konuşuluyor dedik değil mi? Yüeyciler filan. Doğusunda Karasu halkından itibaren dedik Altay dilleri konuşan insanlar var. Bunların birbiriyle karışmasından bahsettik. Değil mi? Zaten en baştan beri bu karışıklık var. Bu niye önemli? Çünkü biz Türkiye'de Öztürkçe'ye inanıyoruz. Orta Asya'da öyleydik, geldikçe karıştık gibi. Bu böyle değil. Erken tarihten bu yana daha Türk lafı geçmezken bile bu coğrafyalarda aslında ne kadar etnik ve genetik ve dilsel ve de dinsel, din meselesine de geleceğiz, bir karışıklık olduğunu görüyoruz. Bu da iyi bir şey işte. Kültürleri besleyen ve zenginleştiren bir şey olarak Kuşan İmparatorluğu'nda somutlaşıyor. Dolayısıyla çok kültürlü bir imparatorluk olmasının bütün avantajlarını kullanarak Bozkır ve Vaha güzergahlarını elinde tutan bir imparatorluğa dönüşüyor. Hatırlayacağınız üzere bütün bu İpek yolları en nihayetinde Pamir bölgesinden geçmek zorunda. Hepsi orada buluşmak zorunda. Dağ geçitleri oradalar çünkü. Çok kuzeye gitmeyeceklerse buradan geçmek zorundalar. Oraları tutanlar da Kuşan İmparatorluğu. Tabii yazılı kanıtların az olduğu bir zamanda arkeoloji, numizmatik gibi farklı disiplinlerden yardım alıyoruz. Burada mesela sikke görüyoruz değil mi? İki farklı sikke. Üstteki birinci Kanişka, Yüce Kanişka diye geçen imparatora ait, Kuşan İmparatoru. Milattan sonra 127-151 arasında. Bu nasıl bir şey? Bu yerleşik kültürlere özgü tek parça bir giysi değil mi? Tunik dediğimiz, yani Çin'de de var bu filan, etekli bir parça. Altında ne var? Altında pantolon var. Yani yerleşik kültürle göçebe kültürü bir imparatorda nasıl meczedildiğini gösteren iyi bir örnek. Değil mi? Bu göçebelikten gelen bir şey. Ata binmek zorundalar çünkü. Dinler değişmiş. Sunak'ta kurban sunduğunu görüyorsunuz. İşte sol elinde üvendire. Nedir üvendire? Bu öküzü yönetmek için kullanılan şey. Değnek. Sağ elinde mızrak. Bu ne? Neye gösteriyor? Bir yandan savaşçı kral olduğu. Diğer yandan tarımın önemi. Değil mi? Bu tip simgeler, bakın, sikkelere yansıtılabilmiş. Yazılara bakıyorsunuz, Aryan dilinde, Baktriyan tabi versiyonu denilen şeyde ve Grek harfli ama yani. Dil başka, alfabe başka. Değil mi? Burada da işte Helenistik çağın etkisini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bu sikkeler bize çok şey anlatırlar. Arkasını çevirdiğinizde sikkenin, tanrısı Nanaso'ya bir şeyler sunduğunu görüyorsunuz. Tepesinde böyle bir hale var. Bu dizinden gelen bir şeydir bu hale denilen şey. Sağ elinde asa, sol elinde bir çeşit kutu. Sağ taraftaki damgaya dikkat edin. Yani Türk kültürünün damga denilen, Moğolca tamka. Böyle bir çok gibi. Kayı boyunun damgası filan denilen şeyler vardır mesela. Bunların bu dönemde de olduğunu görüyoruz yani. Türklere özgü bir şey değil bu. Bu göçebelik, evrensel göçebelik kültüründe kullanılan. Yani şey, ha, güzel soru. Biraz konu dışı çıkacağım ama. Yok, konu dışı değil aslında. Alttaki hani sikkeyle ilgili bu Roma altın sikkesini örnek alıyorlar. Aurelius. Dolayısıyla Aurelius'un büyüklüğü kadar olmalı. Ama Aurelius ne kadardır dersen muhtemelen burada gördüğün kadardır. Daha büyük olamaz çünkü altın. Yani şey durumu var, üzerindeki işaretler, işlemeler, işte hani kalıbı nasıl, yani şey, hani yazının belirli bir seviyede olduğu bir dönemde bu derecede bir... Bu işçilik nasıl oluyor diye. İşte altın işlemek kolay ya, yumuşak ya altın, biraz onunla ilgili. Bir de altın olduğu için bu muhtemelen şu gördüğünden daha büyük değildir. Yanıltıcı olmayayım ama daha büyük olmaz yani, şöyle olmaz yani altın sikke. Bunun örnekleri şeyde de olabilir ayrıca. Hiç gitmediyseniz mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum. Arkeoloji Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi en zengin müzelerden biri kendi alanında. Sergili olabilirler bunları. Ama aşağı yukarı bu büyüklükte olacaktır bu şeyler. Yunan tanrısı Nike var ya, ayakkabı. İşte onu mesela tanrı olarak kabul etmedi. Tanrılar kültüre bunu eklemedi filan. Ne kadar eklektik olduklarını aslında gösteriyor. Alttakine baktığımızda mesela daha ilginç bir şey. Gene böyle bir imparator benzer şekilde giyilmiş gibi duruyor değil mi? Omuzlarından böyle alev çıkıyor filan. Ayağındaki çizmeye dikkat edin. Bu da göçebe kültürüdür. Göçebeler pantolon ve çizme giyerler. Bu yani göçebe Orta Avrasya kültüründen çıkıp dünyaya yayılan bir şey olarak kabul ediliyor. Çünkü en erken arkeolojik kazılarda biz çizmeleri tarım mumyalarından hatırlayacağınız üzere aslında burada, bu coğrafyada görüyoruz.
bu tür şeyler tekstil ürünlerine. Evet, yani anlattıklarınızı aynı yola çıkararmış. O anda, o zaman bölümde hepsi eklektik bir şekilde aynı anda yaşıyor. Karahanlılar yükselene kadar tarım vadisinin doğu kesimleri hala Budist yaşayanlar. Ve Hint-Avrupa dilleri konuşuluyor hala. Yani ağırlıklı olarak. Karahanlıların yükselişi ne zaman diye bir düşündüğünüz vakit aslında çok yakın bir dönem. Uzun İpek Yolu tarihinde çok yakın bir döneme tekabül ediyor. Bu niye gene önemli? Çünkü bizim için dediğim gibi ilk dersteki saptamımız Orta Asya diyoruz zaten. Avrasya lafını da pek kullanmıyoruz. Herkes Türk gibi bir algı var. Herkes Türk, herkes Müslüman gibi. Çünkü yakın tarihten bildiğimiz şey bu. Ama işte Türkleşme hikayesinin Göktürklerle aslında başladığı, nasıl bir zamanlar yaşayan herkes burada kendine Şonlu, Hun diyor idiyse siyasi nedenlerden dolayı, Batı'da Roma yıkıldıktan sonra Germenlerin kendini Romalı demeye başlamasına benzer bir şekilde Göktürklerden sonra da Türk kelimesi yükseliyor. Yani bir anda, bir anda değil tabii. 200-300 yıllık bir süreçte Türk lafı artık çok ön planda ve herkes Türk. Kendini Türk, Türklerin bir parçası gibi gösterme derdine düşüyor. Onu da görüyor. Yani Türkleşme meselesi ya da başka bir şeye dönüşme meselesi. Bu aslında o kadar sandığımız gibi kadar etnik bir mesele değil. Daha çok dil ve kültür üzerinden olan bir dönüşüm. Buraya mı özgü? Hayır. Ama garip bir şekilde modern algıda bizde böyle bir şey var. Bunu bu şekilde anlatma ihtiyacı, anlama ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü daha böyle nostaljik ve romantik bir bakış açımız var Orta Asya tarihine dair. Bizim kökenlerimiz orada olduğu için ister istemez zaman makinesine girip kendimizi oraya ışınlıyor gibiyiz. Yani o insanların da öyle yaşadığını varsayıyoruz. Mesela Türk-İslam sentezi anlayışına Türk demek Müslüman demektir. Yani Müslüman olmadan önce Türk tanımlanabilir bir şey bile değildir filan diye bakılır. Orta Asya'da da Müslüman Türkler ve işte bugünden geriye sarınca 1000 yıldır neredeyse daha da uzun zamandır Müslümanlar. Ama aynı değil Anadolu'daki Türklerle onların Orta Asya'daki Türkler. Aynı değil. Dillerimizi işte dikkatli konuşursak anlayabiliyoruz belli bir noktaya kadar ama kültürler filan son derece farklı. Dolayısıyla Türk eşittir Müslüman demek de mesela bir şey açıklamıyor Anadolu tarihini anlamak açısından. Dolayısıyla bu şeylere biraz böyle geriye sarıp İpek Yolu metaforu üzerinden tam olarak nasıl bir hikaye var burada ona bakmak yararlı olur diye düşündüğüm için bu semineri önermek istedim. Buyurun siz bir şey daha ekleyecektiniz. Hocam sanki. Bu kadar giriş bir konu yani işte insanlar daha önce dediniz ya belli başlı Türk eşittir Müslüman vesaire. Kimse bu kadar geriye dönüp de bu kadar detaylı ayrıntılı bir şekilde dönüp ayıramadığı için daha kolayına kaçıyoruz genel olarak dinlemek olarak. Çünkü gerçekten bir dağıldığınız zaman çok da rahat çıkamayacağım. O da var. Farklı ideolojik hesaplaşmalar da var. Yani ben bir kesimini anlattım. Türk-İslam sentezi nasıl bakar filan. Bir de İslam'dan hoşlanmayan Türkler var şimdi kabul edelim değil mi? Onlar da Orta Asya'ya baktıkları zaman işte bizim zorlu Müslüman yaptılar yani. Ve geri kaldık değil mi? Ortaya bambaşka. Filan. Şimdi sosyal medyada böyle ikisinin çatışma halinde olduğunu görüyorsunuz. Yani farklı ideolojik nedenlerle farklı bakış açıları oluyor. Bir Nihal Atsız'ın Türkçülüğüyle mesela değil mi? Diğerlerin Türkçülüğü aynı değil ki. Orta Asya'ya bakışları da tabii farklılaşacak o zaman yani. Şimdi öyle olunca Osmanlı tarihçilerinin zaten genel tahsilinin bir parçası değil Türkiye'de. Öyle yani teknik detaylar var. Orta Asya tarihini öğrenmek, umumi Türk tarihine giriş filan diye böyle zorunlu bir ders alınır bir dönemde. Halledilir, geçilir. Bu sefer Sultan Nasr tarihçilerin ilgisi olmuyor. Orta Asya, Kafkasya tarihine. Hani orası Kafatasçıların alanı filan gibi bir şey var. Çok kabalaştırmak gerekirse. Zaten ilgilenmiyorlar. Ve oralarla ilgilenenler de genelde evet daha böyle Türkçü damarı güçlü olan tarihçiler. Ve bunu buradan Osmanlı'ya bakınca onlar da Osmanlı kısmını zaten çok fazla umursamadıklarını söyleyebiliriz. Yani çok farklı alanlarda ideolojik olsun, akademik olsun çok teknik şeyler var yani iki tarafın birbiriyle konuşmasını engelleyen. Buna bir çözüm işte Amerika'daki gibi ya da Anglo-Sakson dünyadaki gibi alan çalışmaları şeklinde örgütlemek olabilirdi. Yani Avrasya çalışmaları, Avrupa çalışmaları, işte Afrika çalışmaları bilmem. Çünkü bunun için dil giriyor, din giriyor, tarih giriyor. Bir sürü bir şeyi bir arada öğrenme avantajı sağlıyor. Onun başka dezavantajları var o tarz bir şeyin. Sektörleşmenin ama avantajı bu aslında. Türkiye'deki gibi kronolojik ayrımında böyle bir dezavantajı var. Osmanlı'yı biliyorsun, onu biliyorsun, onu biliyorsun, bunu biliyorsun filan gibi. Dolayısıyla bir türlü diyalog kurulamıyor şu ikisi arasında. Daha böyle mühendislik bilimlerindeki gibi bazen bazı alanları birleştirip mesela mekatronik gibi ortaya bilmiş şey belki tarihçilerin de kendi içerisinde lisans düzeyinde değil de yüksek lisans doktora düzeyinde belki birkaç tarihçi kendi alanlarıyla alakalı ortak noktalarını belki birleştirerek yeni şeyler ortaya çıkartabilirler ama bu
Bu tarz çalışmalar var mı? Açıkçası bilmiyorum. Çalışma olarak var ama kurumsal destek olarak zor böyle bir şey yapmak. Çünkü iş bulmak zorlaşıyor. Sen ne tarihçisin deyince yani tam olarak ne yaptığın belli değil. Ondan ağzı yanan çoktur yani Amerika'da. Ama kitap düzeyinde, ders kitabı düzeyinde en azından bu şey önemli. Çünkü artık çoğu Amerika Üniversitesi'nde zaten bölüm seçmek yok ya. 2. 3. sınıfa kadar. Türkiye'de de uygulanıyor. Halde bunlar ortak ders oluyor yani. Mühendis de bunu alıyor filan. Bizim şehir üniversitesi yapmaya çalıştığımız bir şeydi o. Bizden önce yapmaya çalışanlar da oldu. Biz başlatmadık yani. Ama şey, bunun üzerinden biraz aşmaya çalıştığımız bir konu. Zor oluyor tabii. Öğrenciye farklı bir tahsili var. Başka bir beklentiyle geliyorlar. Sonra bir anda Orta Asya tarihi görmeyi beklerken tarım havzasında çıkan bir takım umyalarla karşılaşınca zor oluyor anlamak. Yani kolay bir şey değil. Evet. Yani farklı ve yaratıcı teknikler üzerinden bir şekilde biz bu dönemde Kuşan İmparatorluğu'nu anlamaya çalışıyoruz. Yani yüzlerce yıl var olmuş bir imparatorluk. Çok fazla yazılı kaynak olmadığı için hakkında bizim işimizi zorlaştıran bir şey olarak söyleyebiliriz Kuşan İmparatorluğu'nun durumunu. Biraz önce Grek Zafer Tanrıçası'nın kabulü, Nike, Nike'ın kabulünden bahsetmiştik. Mesela bu da işte senkretizm dediğimiz meseleye bir örnek olarak verilebilir. İlk Kuşan Kralı olarak kabul edilen, nasıl okunuyor emin değilim, Kuyula mı diyorduk acaba? Katfises. Bu dersi vermeli yıllar olduğu için bu tip şeyler olabiliyor. Kusura bakmayın. Bu baktığınız zaman aslında tipik bir Avrasya göçebesi olduğunu görüyoruz. Nasıl anlıyorsunuz bunu? Uzun saçlar. Yani kısa saç değil, uzun saç norm. Göçebe erkeklerde o dönemde. Çok açık bir şey. Ve saçı bir arada tutmak için de böyle bir bant bağlanması. Çok göçebe. Bıyık ama asla sakal yok. Mesela bunlar çok göçebe özellikler. Buna bakınca o dönemde herkes bu kralın göçebe kökenli bir adam olacağını anlardı. Onu demeye çalışıyorum. Bir siyasi meşruiyet olarak demek ki bunu da adamlar kullanıyorlar. Atın üstünde. Arkasını çevirdiğiniz zaman da bunu görüyorsunuz tabii. Tabii. Bant'ın göçebe özelliğinden bahsettim. Başka nedir? Mesela büyük düğmeler, renkli düğmelerle toka gibi kullanırlar. Saçı örerler mesela. Bu da çok göçebe, Çin kaynaklarında geçer. Bu bant aynı şekilde mesela gene Hint-Avrupa kökenli Grek toplumlarında da var. Onların diadem dediği, bugün de kullanan bant yani aslında alınlık, alın bantı. Yunan versiyonunda bunun diadem diye geçer. Efendime söyleyeyim. Arka yüzü çevirdiğiniz zaman dediğiniz gibi kral at sırtında değil mi gösterilmiş. Arkasında mesela tanrıçası ona çelenk takıyor filan. Ne kadar eklektik bir meşruiyet arayışı var burada değil mi? Yani kaç yüzyıl önceden. Bu niye önemli? Demek ki yani siyasi propaganda denilen bir şey var. Yani yabancı olarak kendi yönetimini nasıl meşru kılar? Böyle kozmopolit bir imparatorlukta deyince işte böyle eklektik bir takım yöntemler bulması gerekiyor. Şu haritada da aşağı yukarı Kuşan İmparatorluğu'nun kapladığı yeri görüyorsunuz ki tam olarak aslında İpek Yolları'nın göbeği olduğu anlaşılıyor. Sanatta tabii bu çok kültürlülük yansıması tıpkı Grek Bakteri Krallığı'nda gördüğümüz üzere burada da öne çıkıyor. Helenistik, Pers, Hint göçebe teknikleri, gelenekleri bir arada. Burada mesela Bodhisattva dediğimiz yani Budizm'de belli bir noktadan sonra Buda'nın yanında başka tip ne diyelim Buda'nın tanrılaştırılmasıyla beraber başka tip küçük tanrılar kendi cennetlerine sahip tanrılar ortaya çıktı. Ve bunlara Bodhisattva denir. Şimdi burada Bodhisattva'ya sunu yapan bir Huviska görüyoruz ki bu işte milattan sonra 2. yüzyıla şey yapılmış, tarihlendirilmiş. Tekrar saç formuna, baş formuna baktığınızda aslında gayet Hint. Ama yüze baktığınızda bu tipik Grek burnu dediğimiz dik gelen burun mesela. Bu etkilerin bir arada gülümseyen yüz mesela Mısır'dan bildiğimiz, Hint heykellerinden bildiğimiz Roma ve Yunan geleneğinde yok. Yani gülümseyen yüz. Gülümsüyor bir şekilde gösterilmezler. Kontraposto dediğimiz teknik mesela çok önemli artistik teknik olarak. Çünkü ya cepheden çizersiniz, iki boyutlu gibi olur, üç boyutlu olur da iki boyut gibi görürsünüz bakınca. O da size bakıyordur. Frontal dediğimiz cepheden görünür. Ve de bu kontrapasto var. Yani bir ayak böyle öne doğru hafif eğik gibi belden şöyle dönüyor gibi filan. Bu Rönesans'tan da çok tanıdık gelen bir şey. Bu niye önemli? Bir kere işçilik tabii daha zor. İkincisi hareket ediyor gibi duruyorlar. Yani şöyle statik duracağına şöyle bir şey gördüğünüz zaman değil mi? Sanki her an hareket edecekmiş gibi bir aksiyon ruh şeyse
Sisi doğurması açısından çok önemli. Drape dediğimiz şu tülleme tekniği değil mi? Sanki böyle şeffaf, incecik böyle ipekten bir kumaş giyiyormuş gibi. Düşünürüz. İşte batı demek ne kadar doğru? İpek yollarının batısından. Grek Makedon etkisi, evet. 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 O tülün gelişi. Evet. Grek bakteri zamanında şeyden bizim geleneksel olarak Mora dediğimiz Yunanistan anakarasından Peloponez'den pek çok ustanın yani buralara göç ettiğini tabii biliyoruz. Hatta daha İskender zamanında ordusu tabii kayıp verdikçe devamlı arkadan yani askerlerle, teknisyenlerle besleniyor. Yani bir kere çıkıyor gidiyor ve kimse ondan haber alamıyor değil. Öyle bir şey değil yani İskender'in seferi. 30 bin askerle çıktı gitti denir de o 30 bin asker kaç defa yani yenileniyor yolda. Geriden gelenler, ona katılanlar. Çünkü zafer bir çekim gücü yaratıyor tabii. Yeni dünyalar açılıyor falan. Bir de böyle durumlarda taşlar genelde bir nüfus baskısı olduğunu düşünürler. Yani nüfus geçinemediği için muhtemelen İskender'in peşine takıldı gitti falan diye düşünülür. O biraz karışık bir şey. Nüfus baskısı var mıydı yok muydu ama her halükarda bir çekim gücü oluştu. Ve bir sürü insanın ha burada yeni bir şeyler varmış biz de gidelim bir parçası olalım dedi. Çünkü yeni yeni şehirler kuruyorlar. O işte Ayhanum şehri mesela tamamen Helenistik dönemde yaratılan sıfırdan yaratılan bir şehir. Dolayısıyla böyle Yunan şehri gibi duruyor şeysi genel planı. Bu tip şeyler de öyle doğrudan doğruya işte gelen ustaların yaptığı ettiği şeyler. Sonra melezlenme olduğunu görüyorsunuz. Çünkü aynı teknikleri alıp bu sefer Buda heykeli yaparken kullanmaya başlıyor adamlar filan. O daha ilginç bir şey. Yerelleşme. Melezlenme üzerinden yerelleşme. Bir noktadan sonra da kimse artık Yunanlıları filan hatırlamayacak zaten. Yani 200'lü, 300'lü sonra. Bunlar hatırlanan şeyler olmaktan çıkacak. Ama kalmış oradan. Yani o ilginç bir şey. Niye ilginç? İpek yolu denilen metaforu aslında bu global ölçekte daha düşük hızda olmakla beraber yani globalizasyon dediğimiz şeyin yeni bir şey olmadığını İpek yolu metaforu üzerinden aslında biraz açıklayabiliyoruz diyebiliriz. Grek elbiseleri değil mi? Burada solda eğlence, müzik aletleri bizim için önemli amforalara bakıyorsunuz. İşte Akdeniz'de bir batıktan çıkacak cinsten bir amfora şeklidir bu. Ama giyim, kuşam, işte lavta denilen ut bilmem ne bu tip şeyler farklı kültürlerin ne yönde birbirlerinden nasıl beslenmiş olabileceklerine dair bize çok fikir veriyor. Pantolonları gene görüyorsunuz değil mi? Tunik altı pantolon. Bu hala çok yaygındır yani göçebe kültürde. Anadolu'da da öyledir yani Kaz Dağları'na falan gitseniz işte pazarda kadınlar böyle hala giyiniyorlar falan. Ama evveliyatında bunun olmadığını söyleyebiliyoruz. Niye? İşte bu görsel kanıtlara bakarak diyebiliriz. Sogutlardan biraz bahsettik. Sogutlar tabii asıl yükselişleri M.Ö. 6. yüzyıl, M.Ö. 11. yüzyıl İskender'in büyük düşmanı bunlar. Mavera, Ünnehir, Sogdiana dediğimiz ülke. Hint Avrupa kökenli İrani, Aryan kolundan insanlar. Büyük tüccar olduklarından bahsetmiştik. Büyük diplomat olduklarından bahsetmiştik. Tabii İskender'le savaşmaları bir şanssızlık çünkü yeniliyorlar. Yenildikten sonra tabii İskender onlardan kız alıyor, veriyor bilmem ne. Böyle bir ortak bir şeyler kurma ihtiyaçları var. Şimdi Doğu ve Batı arasındaki kültüre etkileşim deyince karşımıza çıkan baş aktörler aslında bu adamlar. Tüccar rollerinden, çevirmenliklerinden, diplomatlıklarından bahsettik. Ama teknoloji aktarıcısı rolleri de var. Biz genelde işte bu Talas Savaşı 751'den sonra Çinli esirler üzerinden kağıt yapma teknolojisinin Arap diyarlarına, bugünkü Orta Doğu'ya gittiğini söyleriz. Ama evveliyatında Çin'den hiç çıkmamış değildi. Mesela Taşkent'in işte kağıdı meşhurdur. Bunu getirenler, kuranlar aslında Sogdiana'lı tüccarlar, Sogut tüccarları. Burada farklı şekillerde yansıtıldıklarını görüyorsunuz. Burada neyi görüyorsunuz? Budist Sogutlar. Bezeklik denilen şeyde, altı şehrin bölgesinde. Bezeklik denilen bölgede duvar resmi. İlk derste bahsetmiştik ya bu arkeologların söküp götürmek isterken parçaladıkları var. İşte bu parçalayamadıklarından biri. Sogut tüccarlar, egzotik emtia taşıyıcıları olarak bilinen. Çünkü uzak mesafeli ticaret pahalı şeylerin ticaretidir yani. Bu da porselendir, ipektir efendim. Altındır. Hindistan'ın mesela müthiş bir altın açlığı var tarih boyunca. Sogutlar oraya altın götürüyorlar. Dönerken de işte Çin'in ihtiyacı olan mesela baharat, işte koku, İşte Roma ile özdeşleştirilen cam ürünleri, Akdeniz'den, işte İran üzerinden gelen şeyler. Yani bu bir bilgi şeyi gerektiriyor, tecrübesi gerektiriyor. Nerede ne gider, kim neyi ister filan. Göçebelerden at, işte yeşim taşı filan mesela Çin'de çok önemli.
yeşil o renkli taşın arka şeyle ne diyelim Roma'nın Eflatunu gibi işte Çin'in de böyle bir yeşim şeysi var. Kraliyet sembolü gibi. At işte yeşim taşı. Bunlar şey Çin'in en çok ihtiyaç duyduğu şeyler. Yani sadece biz besliyoruz deseler de aslında kendileri de çok şey alıyorlar bu yollardan. Kim yapıyor bunu derseniz işte bu mekanizmanın yağı gibi somutlar. Yüzlerce yıl boyunca bu coğrafyada ve dinler. Yani ilk çevirmenler Budist tekstleri işte Çince'ye çeviren olsun efendim Nesturiler filan Hristiyanlık Mani dininin gelişi. Bunlarda da Sogutların müthiş bir şey var, rolü var. İlginç bir şey tabii. Mavera-ün-Nehir'de Budizm hiç kök salmazken buradan çıkan tüccarlar sayesinde Budizm'in böyle farklı coğrafyalara yayılması kolay anlaşılabilir bir şey değil. Bu çeviri işleri nerede yapılıyor derseniz altı şehir dediğimiz. Tabii o dönemde öyle bir algı yok da tarım havzası. Yani bugünkü Sincan'daki Vaha şehirlerinde. Dolayısıyla Budizm burada yükselecek yani ana dinlerden biri haline gelecek. Tabii sonraki yüzyıllarda onlara da bakacağız. Dolayısıyla Sogutların bu şeyi önemli. Hatta milattan sonra 316'da yazılan bir Sogut mektubuna değinmiştik. Şonlu lafının burada işte Hun'a dönüştüğünü. Bu ne önemli? Demek ki artık işte kavimler göçünün başlayacağı bir vakitte Şonlu çoktan dönüşmüş Hun olmuş. Ve sonra Attila'nın ortaya çıkması, değil mi? Bozkırları batısında kendini Hun olarak sunması, muhtemelen Alman kökenli olduğu halde filan, Germen kökenli olduğu halde bu siyasi kimlik edinme arayışında demek ki Bozkırlar'da yaşayan herkese Hun gözüyle bakılması Sogut kaynağı sayesinde bildiğimiz bir şey. Yani Germenlerin kendilerini Romalı filan demeye başlamasıyla benzerlik kurmamızın nedeni aslında buydu. Milattan sonra 3. yüzyıl, 5. yüzyıl biraz karışıktır. İmparatorluklar çöküyor çünkü o da açıklanması kolay bir şey değil. Aynı anda Çin'de Han çöküyor, Batı Roma çöküyor filan değil mi? Sasaniler kurulacak, Pers İmparatorlukları çökecek. Bir şey hercümerç var yani İpek yolunun karanlık dönemleri olarak 3. 5. yüzyıllar geçer. Ticaretteki önemlerinden bahsettik. Şu kırmızı bölgede Mavera-ün-Nehir dediğimiz Sogdiana ülkesinin nerede olduğunu tabii görebiliyoruz. Şu şapkaya dikkat edin. Hatırladınız mı bunu? Cadı şapkası dediğimiz Hint Avrupa tarım mumyaları değil mi? Sivri uçlu külah şapkalar. Nereye nasıl gitmiş, nasıl değişmiş filan onu yani göstermesin ıslan. Güzel bir şey. Bir örnek. Nereye ne gider? Aslında biraz bunlardan bahsettik. Batıya ipek ve at, Çin'e yeşim ve baharat, Hindistan'a altın, güneye kürk, bal, amber, kuzeye zanaat ürünleri, gümüş tabak ve ibrik özellikle bu tip şeyler. Cam. Camı yazmış mıyım buraya? Yazmamışım. Ama evet cam. Yani Roma camı. Roma. Bu imparatorluklar çağında Romalılar da tabii farkındalar. Yani bize bir şeyler geliyor bir yerlerden. Kim götürüyor? Kim bu adamlar filan. Böyle bir keşfetme ihtiyacı var. Kuşan tarafı da tabii farkında. Nitekim işte Roma parasının farkındalar ve ona o standarta uygun bir altın para ürettiklerinden bahsetmiştik. Han çağında Çin'in İpek yolunun keşfine aslında değindik. Değil mi? Şimdi Vaha kentlerinin böyle kervan kentlerine dönüşümü, hep bu şeyden bahsediyoruz ya, Taklamakan'ın etrafından dolaşan iki ayrı yol. Geç Han döneminde olan bir şey. Batı bölgeleri dediği tarım havzasından çok pahalı olduğu için geç Han döneminde Çin geri çekilir. Gel gelelim, bu Vaha şehirlerinden bir kısmı Kaşgar ve Hotan buradaki Çin garnizonu tutmak ister. Yani sen gitme diye giderse çünkü gene göçebeler gelecek. Onları haraca bağlayacak. Bilmem ne oturmuş bir sistem var. Bozulsun istemiyorlar. Ve buradaki general Ban Cao bunu kabul edecek. Ve oğluyla beraber 30 yıl boyunca orada kalmaya devam edecek. Bu önemli bir kişilik. Çünkü Çin'in bu bölgedeki askeri varlığı bu sayede 120'lere dek sürecek. Milattan sonra 120'ler. Ve ilk defa Ban Cao döneminde böyle İran Körfezi'ne bir kaşif gönderildiğini görüyoruz. Keşfetmek istiyor adam. Batı Denizi dedikleri şey. Kaynaklarda öyle geçen şey muhtemelen İran Denizi. Ve buraya kadar geliyor. Buradan sonrasına gidemiyor. Onu caydırıyorlar adama. Yani tehlikeli sen gitme geri dön filan diye. Tarihçiler bunu genelde tüccarların kıskançlığı olarak yorumluyorlar. Çünkü tehlikeli değil aslında Roma artık ondan sonrası. Ama o keşfedilsin istemiyor Sogut tüccarlar. O bilgi onlara özel kalsın istiyorlar. Dolayısıyla aslında böyle coğrafi keşifler falan deyince çok Batı merkezi düşünürüz biz tabii 15. yüzyıl, 16. yüzyıl hatta falan ama bu evveliyatında böyle şeyler var.
Emirat'ta böyle şeyler var. Milattan sonra 120 Batı'yı keşfetmek isteyen bir Çinli general tarım vadisinin yöneticisi. Niye keşfetmek istiyor? Çünkü Batı'dan gelen malların kökenini merak ediyor. Ne var orada yani? Kim bu adamlar filan? Şimdi Roma'da da benzer şeyler olduğunu görüyoruz. Ve tabii bunun yol açtığı farklı şekiller de var. Mesela Roma'nın doğunun lüksüyle yozlaştığı görüşü. Mesela Seneca meşhur düşünür, Romalı düşünür. Bunu bir sembol olarak kullanıyor. Yani bu doğunun şeyiyle, ipeğiyle biz yozlaşıyoruz. Hem para kaybediyoruz doğuya. Nereye gidiyor bizim bu altın paralarımız? Hem bir üretkenliği yok. Yani biz niye ipek giyiyoruz ki? Atalarımız bunu mu giyiyordu filan? Tepkileri aslında çok modernmiş gibi geliyor filan ama değil. Yani bu kadar ince şeyi asker giyer mi filan? General giyer mi? Ne gerek var? Bu kadar süslü püslü şey yapmaya. Altın paralar nereye gidiyor? Belli değil. Tepkileri önemli. Yaşlı Pliny, bir de genç Pliny vardır. Aşinaysanız Roma tarihinde önemli düşünürlerden biri ve siyasetçi tabii yaşlı Pliny. Bu bozuk ticaret dengesinden mesela çok rahatsız. Yani bizim altınımız gidiyor, karşında bir şey gelmiyor meselesi. Yani ithalat, ihracat dengesindeki bozukluklar üzerinden Roma doğuda bir şeylerin olduğunun farkında. Atladığınız bir şey var mıdır şuradan baktığımda? Evet, yani daha bu yıllarda ki Gladiator filmini izlemiş miydiniz siz? Orada bir İmparator August aslında tiplemesi, filozof kral yani. Onu örnek alan bir şey. Şimdi İmparator August, Augustus döneminde bile, o kadar erken bir tarihte bile Kızıldeniz'den her yıl 120 gemi Hindistan'a gidiyor. İşte Banjao'nun gönderdiği kaşiften saklamaya çalıştıkları şey bu yani. Sen geri dön, buralar tehlikeli değil. Adamı geriye döndürürken aslında saklamak istedikleri ticaret bu. Ne gidiyor bu 120 gemide Hindistan'a? Anforalar, aynalar, tanrı heykelleri, sikkeler, cam ürünleri filan gidiyor. Giden gemiler tabi boş dönmüyor yani. Baharat, kalay, bakır, kurşun, değerli taş, fil dişi, değil mi? Roma'da hep bunlar lüks emtia. Roma'nın parası gidiyor ama. Yani böyle bir şey var, rahatsızlık var. Hatta Kızıldeniz arkeolojisinde Vietnam ve Java'dan bile mal geldiği ortaya çıkıyor bu tarihlerde. Bakın değil mi? Çok küreselleşme gibi biz bunu düşünürdük normalde. Yani öncesinde böyle herkes kendi içinde yaşıyor filan. Kimse birbirini tanımıyor. Ama işte son 100 yılda ilişkiler çok gelişti diye düşünmeyi tercih ediyoruz. Ama ilişkiler dönüşüyor aslında. Yani gelişme dediğimiz şey. İlişkilerin dönüşmesi. İnternet üzerinden her an her şeyi öğrenebilmek filan başka bir avantaj. Ama bu şu demek değil. Önceden insanlar bilmiyor filan, böyle değil. Sadece daha ağır. Daha ağır bir şey. Çin'den çıkan bir porselen ne kadar da mesela Roma'ya varır dediğimiz zaman bugün herhalde birkaç ayla filan bu sınırlıdır. O dönem öyle değil. Belki 10 yıl. Ama gidiyor. Gidince de insanlar farkındalar. Yani bu nasıl üretti bunlar? Üretim teknolojisi ne filan? İpek ne? İpeği anlamlandıramak. Şimdi vaktimiz geçiyor. O yüzden isterseniz bir de ipekten çok bahsettik. O nedir? Kısaca ona bakalım. Şimdi bu bozkır ve ova arasındaki ilişki at ve ipek üzerinden anlatılıyor. Dedik ya işte Çin at alıyor, ipek veriyor filan gibi. Düşündük ya. Şimdi bu tabii bunun bir hikayesi var. Efsanesi var daha doğrusu. Efsaneye göre Çinlilerin atası Sarı İmparator'un karısı Shiling bir gün sıcak çay içerken kozayı, ipek kozasını yanlışlıkla sıcak çayın içine düşürür. Ve o sıcağı görünce ipek kozası böyle açılır da açılır. Bu zaten bugün de böyle yapılan bir şeydir ya, doğal ipekçilik, kozayı kaynatırsınız açılsın diye. Şimdi açılınca ne ortaya çıkıyor? 1200 metre uzunluğunda tek bir iplik tel bir kozayı oluşturuyor. Yani bu kadar uzun bir sicimi siz işte pamuktan filan üretemiyorsunuz yani. İlginçliği burada. İpek kumaşla karşılaştıklarında bunun ne olduğunu çözememeleri. Dikiş izi yok, bir şey yok. Böyle yekpare bir şey. Bu nasıl olabilir? Düşüncesi şey. Şimdi bu tabii bir şey, efsane, doğrudur, yanlıştır. O bilinmez. Ama yarım kilo ipek için aşağı yukarı bir tırtılın 100 kilo dut yaprağı yemesi gerekiyor. Her dut ağacı da buna uygun değilmiş. Öyle anlaşılıyor. Ve 7-8 santimetreye gelince bu tırtıllar, ki 5 haftayı bulur, kendilerine 1200 metre uzunluğunda tek bir iplik telden koza örüyorlar. Göbeklerinden çıkan bir şey. Bu değil mi? Salgı. Havayla karışınca, temas edince donuyor ve ipeğe dönüşüyor. Aynı incelikteki çeliğe göre çok daha sağlam bir şey. Mesela kopartılması falan, o yüzden son derece güç bir şey. Üstüne üstlük renk alabiliyor. Yani her
kumaş her rengi tutmaz ama ipek mesela ve atlas dediğimiz parlak renkleri falan tutabilen bir özelliğe de sahip olduğu için çok revaçta her yerde böyle bir prestij giyeceği haline gelecektir. Milattan sonra 1. yüzyılda tarım havzası bu kozacılığı öğreniyor aslında. Yani Çin'de artık değil 1. yüzyılda beraber tarım havzasında kozacılık faaliyeti var. Hindistan'da ise ancak milattan sonra 3. yüzyıllarda var gibi duruyor. Yani böyle aslında adım adım ipeğin öğrenildiğini söylemeye çalışıyorum. Bizans'ta da hikayeye göre milattan sonra 550'lerde bir Nesturi rahip bambu çubuğu içinde ipek kurtçuklarını Çin'den kaçırdığı için Bizans'ta öğrenmiş diye anlatılır. Bu hikaye ne kadar doğrudur o ayrı. Ama en azından Çin'in ipeğin öğrenilmesi konusunda aslında kıskanç olduğunu, bunu gizli tutmaya çalıştığını gösteren bir hikaye. Ve ondan sonra biliyoruz işte artık Sicilya'da gözükecek. 12. yüzyılda, orta çağda yani artık Sicilya'da ipek üretilebilir hale gelecek. Ama bunlardan çok önce ham ibrişim olarak böyle gelen ipeğin orada burada dokunabildiğini biliyorduk. Dolayısıyla böyle basitçe de bu şey ipekte o kadar konuştuk. Tam nedir, ne değildir ona yönelik de bir şey söyleyerek kapatalım. Şimdi haftaya biraz böyle dinler üzerinden bu değiş tokuşlar meselesini ele alalım.